Maalesef senin kızın galiba. Yani. Bu yaptı Dinem Hanım. Ne yaptıysa bu yaptı benim çocuğuma. Kendi ailesi bile inkar gelmiyor ki. Kendi ailesi bile inkar gelmiyor bunun yapmadı yani şeyine yaptı, bile. Yaptı şunu söylüyor. Yapmadı da diyemem, yaptı da diyemem. Bu yaptı bir evladı için bu diyemez mi? Ben kendi evladım için derim. Yapmaz derim ben. Kendi evladım için. Kendi oğlum var. İşitme engelli o da. Nereye göndersem göndereyim bu çocuk yapmaz derim. Çünkü biliyorum evladımı. Ama bunlar diyemiyor bunu. Niye diyemiyorlar? Hepsi diyemiyor. Yapmaz desin. Şımardı vallahi. Zeryacığım üzgünüm. Şunun haline bak. Bunun haline bak dediğinde kızın evlensin de onayı veren de sensin Vedat. Ama önceden böyle bir şey yoktu. Dinle bana şimdi. Instagram'da tanıştığı bir adamla ne medet geleceği? Şeyine göre şey yapamıyoruz ki. Ama Instagram'da tanıştığı bir... Güvenmeyeceksin abi Instagram'da tanışan insana. Ben hiç güvenmedim. Kızına da olur da ben güvenmiyorum gördüyse... yani. Gönderemedik daha i̇şte çocuk işte alışveriş gönderemedik gönderiyoruz arkamızdan yine geliyor. Ben sadece duygularımı ifade ediyorum tamam sizi böyle haddim değil yani empati yapıp ama yani Instagram'da tanıştığım ben bunu yani Instagram'da tanış birine yanına giden kızlara da söylüyorum kadınlara da söylüyorum erkeklere de söylüyorum. Sadece anne babalara söylemiyorum ya gözünüzü seveyim ya sosyal medyada hem ihtiyacımız var bizim sosyal medyaya hem de kuşkuyla bakalım çok büyük bir kirlilik var yani. Didem Hanım sürekli geliyordu. Ali'yi arıyordum ben. Ali gene geldi bu çocuk diyordum. Geliyordu Ali. Bindiriyordu otobüse gidiyordu. Tekrar bir hafta geçmeden tekrar geliyordu. Tekrar geliyordu. Kızıma da ben söz geçiremedim. Şimdi bu videonun öncesi var. O öncesini tarif etmeyeceğim. Sadece orada söylediklerini söyleyeceğim. Şimdi öncesinde bu Suriye uyruklu bir arkadaşıyla bir canlı yayın yapıyor. Suriye uyruklu arkadaşı da bunu canlı yayında kaydediyor sevgili izleyiciler. Orada bir kimlik gösteriyor. Ve bir işte kızınıza ait bir kimlik gösteriyor ve telefon gösteriyor. Şimdi bu video gece saatlerinde çekilmiş bir video. Arkadaşlar okuyalım. Okuyalım. Gece çekilmiş bir otobüsteki bir videodan bahsediyoruz. Şimdi Antalya Serik'ten öğle saatlerinde biniyor ve akşam saat 8'de yani hava daha kararmadan Kırşehir'de olması gerekiyor. Ya bu video çekildiğinde Kırşehir'de otobüste değil. Onu söyleyeyim. Kırşehir'den Batman'a giderken mi bu videoyu çekti gece geç saatlerde? Yani 9, 10, 11 gibi. O tabii emniyetin elinde olan bir bilgi. Bende yok o bilgi açık ve ne söyleyeyim. Ama bu video çekildiğinde karanlık bir video. Bu video o gün mü çekildi? Ya iddiaya göre, yapılan bir incelemeye göre o gün çekilen bir videodan bahsediyoruz. Belli zaten. Ama Mehmet Muhammed de diyor ki ben diyor bana diyor bu şey kimlik ve şey de telefonda bana kargoyla geldi diyor. Serik'teyken mi gönderecekler buna kargoyla? İşte bilmiyorum. O sırada gerçekten yani eğer yani Serik'ten Kırşehir'e gittiği sırada çekildi. Bu görüntü Kırşehir-Serik arasındaki bir otobüs değil. Ben sana onu söyleyeyim. O kadar ne söylüyorum. Ama yalan söylüyor Didem. Ben bu videodakileri söyleyeyim bu arada. Şimdi uzmanımız diyor ki şimdi anne babası işitme engelli olanlar için onların kullandığı dile koda dili deniyor. Şimdi burada Mehmet Muhammed'in Suriye uyruklu olan kişiyle kullandığı dil işaret dili kullanıyor. Ama bu arada sokak ağzıyla konuşuyor. Diyor ki yani ben diyor kesici bir aletle kestim demiyor. Kesildiğinden bahsediyor. Ben yaptım demiyor. Yani bir cinayet itirafı yok burada. Diyor ki işte kesildi diyor. Ama sanki o yani ben öldürdüm demiyor orada. Siz daha öncesinde ben öldürdüm ben yaptım bir itiraf olduğunu söylüyorsunuz ya. Olan bir olayı tarif ediyor, görüntüyü tarif ediyor. Görüntü onda da var. O görüntünün kendisine geldiğinden bahsediyor. Ama uzmanımız da, yani tercümanımız da şunu söylüyor. Sanki o olayı yaşıyormuş gibi anlatıyor diyor. Kendisinin yaptığını söylemiyor ama sanki o olayı yaşıyormuş gibi anlatıyor. Acaba o olay gerçekleştiğinde, kız öldürüldüğünde, sizin kızınız oldu öldürüldüğünde Mehmet Muhammed sadece izledi mi? Olayı başka biri mi gerçekleştirdi? Ona yardım eden kim vardı? Olay anında oradaymış gibi anlatıyor. Ama işte kesici bir aletin kullanıldığını söylüyor. Fakat ben öldürdüm itirafı bu videoda yok.
İnanmıyorum ben Didem Hanım. Hayır ben daha çünkü ekranlarda kontrollü bir şekilde konuştuğumun farkındasınız. Ben size birebir ne dediğini daha sonra vereceğim. Ama bir cinayet itirafı yok. Ama hem vücut dili sanki yaptığı bir şeyi anlatıyor gibi. Ama yaptım demiyor. Ya da yapılan bir şeye eşlik etmiş gibi. O anda sanki biriyle beraber %100, orada... %100 bunun parmağı var Didem Hanım. Acaba o sırada yalnız mı geldi? Hanım, yanında biriyle mi geldi? İşte ben o yanında tek biriyle geldi. Düşünmüyorum zaten. Yanında biriyle gelen kişi mi bu cinayeti işledi? O da bir anda bir kavga ettiler ve o sırada kesici bir aletle Mehmet Muhammed'in yanındaki kişi mi sizin kızınızı öldürdü? Bilmiyorum ama canlı yayındaki işaret diliyle Show TV'deki uzmanımızın bize işte yaptığı şey tercüme böyle. Türkçe işareti kullanıyor. Arkadaşı uluslararası işareti kullanıyor. Arkadaşı yabancı uyruklu Suriyeli. Bir de şunu söylüyor. İhtiyacım, çok ilginç bir cümle. İhtiyacım olduğunda göstereceğim. Teyze, anne, baba gösteririm diyor. Yani kendi anne babası mı yoksa başka birinin anne babası mı çok net değil diyor. İhtiyacım olduğunda ben bu görüntüyü göstereceğim diyor. Fotoğraftan bahsediyor. Kızınızın fotoğrafından bahsediyor. İhtiyacım olduğunda göstereceğim. Teyzeye, anneye, babaya gösteririm diyor. Ama kimden bahsediyor? Niye o fotoğrafı birine gösterme ihtiyacı duyuyor bilmiyorum. Ama bizim tercümandan aldığımız bilgiler böyle. Katil Didem Hanım. Peki yaptı. Bu fotoğrafı ihtiyacım olduğunda göstereceğim dediği kişi kim? Bu fotoğrafı kime gösterme ihtiyacı duyuyor? Bilmiyorum ki Didem Hanım. Bilmiyorum ki. Biz ona hiç kötü davranmadık. Teyzesi, annesi, teyzeye, anneye, babaya gösteririm diyor. Teyze. Acaba bu cinayeti işlemesi için birileri Mehmet Muhammed'i teşvik mi etti? Suça mı sürükledi? Ben hiç diyaloğa bile girmedim Didem Hanım. Beda, kız sen? Geldikten hayır, sonra hiç diyaloğa bile girmedim. Ben önce size soracağım. Bunu karşı tarafa Recai Bey'e de soruyorum. Tabii ki. Recai Bey'in karısına da soruyorum. Recai Bey'in baldızına da soruyorum. Biz açığız Didem Hanım. Her şeyi açığız biz. Yani siz yani babasına çünkü soruyor. Yani size sormak. Sorun bana sizin sorun. Sizin kız kardeşiniz var mı? Var. Bir tane de kız kardeşim var. Peki o kız kardeşinizle Mehmet Muhammed'in diyaloğu... Antalya'da oturuyor. Biz Serik'teydik zaten. Bir tanışıyorlar mı Mehmet Evet evet tanışıyorlar. Ama çok bir araya gelmediler. Bir iki defa anca. Ama diyor ki o zaman yani ihtiyaç olduğunda göstereceğim diyor. Teyzeye, anneye, babaya gösteririm diyor. Ne mantıkla söylediğini bilmiyorum ama Mehmet bizde hiç alakası yok. Dedim hanım, bu... Muhammed, Mehmet, evet o söylüyor. Senin damat söylüyor. Ben bu fotoğrafı diyor, ihtiyaç olduğunda göstereceğim diyor. Neyin ihtiyacını duyuyor? Kime gösterecek bu fotoğrafı? Tuncay, nasıl fikriniz var? Çok kabul edebildiğim bir şey değil ama sanki aile meclisi kararı var ve ona karşılık gösterecek gibi geldi. Evet yani aile meclisi kararı acaba kendi ailesi mi? Onu bilemem. Yoksa işte acaba işte taraftan. Ne bileyim Vedat, çünkü senin diyaloğun yok, Ali'nin diyaloğu yok. Vedat sen... Ya zaten bizim oraya geldiği sen zaman... Sen Mehmet Muhammed en son ne zaman görüştün? En son ne zaman görüştüm? 1 Mayıs'tan önce sen en son ne zaman görüştün Mehmet Muhammed'le? En son çocuk olduğunda görüştüm. Yani Ocak 2023'te görüştün. Ocaktan sonra bir defa aradım. Hı. Bir iki defa aradım. Bir iki defa aradın. Nihal'i sordum. Ama kızın artık dönme, çocuk da 15 gün içinde bir iki defa aradın. Yani senin kızın Antalya, şöyle net sorayım. Senin kızın Antalya Seri'ye geldikten sonra sen, Vedat'cığım... Damadınla, Mehmet Muhammed'le, Muhammed'le hiç görüştün mü, görüşmedin mi? Seri'ye geldikten sonra mı? Senin kızın Seri'ye geldikten hayır, sonra. Hiç görüşmedim. Şubat ayından sonra. Hayır, hayır hiç görüşmedim. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Ocak, Şubat. Yani hiç görüşmedim. Kadar. Ocaktan sonra, olay olduktan sonra ben babasıyla da görüştüm. Canlı, görüntülü de aradım. Nihal'i sordum devamlı ona. Peki ben. Muhammed'e sen sorduğunda, Muhammed'le konuşuyorsun sen değil mi? Bu fotoğraf senin eline ulaştıktan sonra Muhammed'le konuştun mu hiç? Hayır hiç görüşmedim. Hiç görüşmedim. Kızın kaybolduktan sonra Muhammed'le görüştün mü? Ben Recai Bey'le görüştüm. Ali Avgun aradığında ben de direktmen Recai Bey'i aradım. Hayır sen bize dedin ki emniyet beni aradığında Ocak ayında sen öğreniyorsun kızının kaybolduğunu. Ocak 2024'te bu sene öğreniyorsun ya. Sen emniyet sana söylüyor ya senin kızın kayıp evet. diye. Söylediğinde sen Muhammed'i aramamış mıydın? Aradım sordum ama yok dedi. Devamlı yok dedi yanımda dedi. Peki hareketleri, tavırları nasıldı? İnandırıcı bulundur mu? Gözünde bir canlandır.
Demek ki Ocak ayında en son mu görüşmüşsün Muhammed'le? Dedim diye var mı? Görüştüm ama ben soruyordum. Kızımı soruyordum. Kızım nerede diyordum ben. Ne diyordun? Yok diyordum. Ben de yok diyordun. Hani şeyli bir şekilde ya yok seni diyordum. Seni şüphelendirecek bir şey yaptı mı o görüşmede? İşte bir şey yapmadın. Normal sakin bir şekilde yok bende diyordun. Aynen böyle. İnandın sen ona yani. Sen yani kızın kayıp Muhammed'le konuştun. Muhammed'in sana söylediklerinin ikna oldun öyle mi? Hayır hayır ikna olmadım canım. Nasıl ikna olayım ki? Hayır, soruyorum işte yani Muhammed'e. Nasıl ikna olayım ki onun şeyinde ben? Ama o sırada daha bir fotoğraf yok. Fotoğraf yok hiçbir şey yok ama. Ha, ikna oldun. İkna olmadım olmadım hayır ikna olmadım. Çünkü emniyetten de bize böyle böyle deyince işte kızın onunla beraber deyince tekrardan arıyoruz ama yine yok diyorlar. Ya Vedat'cığım emniyet sana otogarda Mehmet Muhammed'le Nihal bir araya geldi. Bunun görüntüsü var diye böyle bir şey söylememiş. Söylememiş yani. Demek ki biz yanlış anlamışız veya bilmiyorum. Allah Allah çok ilginç yani. Gerçekten çok enteresan. Şimdi ifadesinde ama az kaldı. Çember de çok fazla daraldı. Üzgünüm sevgili Derya. Anneler günü öncesinde bu haberi vermek de yani bilmiyorum ya. Maalesef senin kızın hayatta değil. Maalesef fotoğraftaki ben acaba bir ümit sen altında çizgide dediğin için de acaba dedim eşofmanla ben bir daha bakayım dedim eşofman. Ama hiç olmazsa adalet yerini bulsun. Bu yaptı Didem Hanım ne yaptıysa bu yaptı. Bundan başka kimse yapamaz. Size güveniyoruz abla en kısa zamanda. İnşallah zaten. Elimizden geleni yapacağız ama aile sizde meclisi kararıyla eğer öldürüldüyse de o zaman ailedeki bütün çocuklarının buna bu cinayeti yaptı yanların da adalet yönünde hesap vermesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Derya'cığım seni dinlendireyim yine canım. Ali siz de öyle. Veda seni de öyle. Allah şu anda size güç kuvvet versin. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çok rahat hareketleri, çok şeyleri, tavırları, hareketleri çok rahat çocuğun. Otobüste bile belli. Ben bana gelen videoyu akşam bile şeyde izledim. Hani o kadar rahat ki. Hani çok rahat. Bizim de bir işitme engelli bir tanıdığımız var. Serik de. Şimdi o da işitme şeyi orada, konuştu. Ama orada öldürdüm demiyor. Orada kesici bir aletle bir kesici aletin kullanıldığını söylüyor. İşte o telefon ne ama arıyor? Ama sanki kendisi yapmış gibi anlatıyor. Çok o rahat Didem Hanım. Çok rahat hareketleri. Ah Vedat'cığım. Ne yapacağız? Ne şöyle edeceğiz? Şöyle alayım seni lütfen. Sen de soldan alayım lütfen.